İmam Ömer'i nasıl tanıdın? Adam ağzının içinde bir şeyler geveledi cevap niyetine. Daha yüksek sesle. Buradaki yaşlı amcalar seni duyamıyor diye haykırdı kadı. Hemen salonda oturan aksakallı bir ihtiyarı göstererek. Saygıdeğer misafirimizi belagatı sayesinde tanıyabildim diye zar zor konuşabildi. Façalı surat, kimliğini sorduktan sonra kadı efendimizin yanına götürdüm dedi. Çok iyi yaptın. Eğer karışıklık sürseydi kan akardı. Gel de misafirimizin yanına otur sen de. Bunu hak ettin. Façalı surat sözüm ona itaatkar bir havada yaklaşırken Ebu Tahir Ömer'in kulağına fısıldadı. Dostun olmasa bile en azından halkın içinde sana bulaşamaz bundan böyle. Yüksek sesle söze devam etti. Çektiği tüm sıkıntıya karşın hoca Ömer'in Semerkant'ı çok da kötü anmayacağını ümit edebilir miyim? Ben dün akşam olanları unuttum bile diye cevap verdi Hayyam. Ve daha sonraları bu şehri düşündüğümde zihnimde bambaşka bir görüntü kalacak. Harika bir adamı hatırlayacağım. Ebu Tahir'den söz etmiyorum. Bir kadıya yapılabilecek en iyi övgü onun vasıflarını değil, sorumluluğu altındaki insanların dürüstlüğünü yüceltmektir. Bu şehre geldiğim gün Katırım Kiş kapısına varmadan önceki son yamacı bin bir güçlükle tırmanmıştı. Tam ayağımı yere bastım ki bir adam yanıma geldi. Bu şehre hoş geldin dedi. Bana burada hasım akraban ahbabın var mı? Hayır diye cevap verdim. Yoluma devam ettim. Çünkü bir dolandırıcıya en azından bir dilenciye veya baş belası birine çatarım diye endişelenmiştim ama adam yeniden söze başladı. İsrarım seni kuşkulandırmasın. Soylu misafir, burada durup gelecek her yolcuyu kollamamı ve onu misafirperverlik göstermemi efendim buyurdu bana. Yoksul birine benziyordu ama üstü başı temizdi ve saygın insanların uyduğu görgü kurallarından da habersiz değildi. Peşinden gittim. Beni birkaç adım ilerideki ağır bir kapıdan içeri soktu. Üstü kemerli bir geçitten geçip kendimi bir kervansarayın avlusunda buldum. Ortada bir kuyu, etrafında insanlar ve hayvanlar, avlunun çevresinde de iki kata dağılmış durumda yolcu odaları vardı. Adam dedi ki, burada istediğin kadar ister bir gece ister bütün bir mevsim kalabilirsin. Kendin için döşek ve yemek, katırın içinde ot bulursun. Kaç para ödeyeceğimi sorunca yüzü gölgelendi. Sen burada efendimin misafirisin dedi. Peki bu cömert ev sahibi nerede? Göster ki kendisine şükranlarımı ifade edebileyim. Efendim öleli 7 yıl oluyor. Bana bıraktığı paranın tamamını Semerkant'ı ziyarete gelenleri ağırlamak için harcamam gerek. Bari adını bağışla bu efendinin ki en azından gittiğim yerlerde hayırseverliğini anlatabileyim. Sadece yüce Rabbim senin minnetine layıktır. Ona şükret. O hangi adamın hayratı sayesinde kendisine şükredildiğini bilecektir. Günlerce o adamın kervansarayında kaldım. Dışarı çıkıyordum, tekrar dönüyordum. Sinirler hep nefis yemeklerle doluydu ve ben bizzat ilgilensem katırıma öyle iyi bakamazdım. Bir tepki bekleyen Ömer salonda oturanlara baktı. Ama öyküsü dudaklarda hiçbir parıltı, gözlerde hiçbir soru uyandırmamıştı. Onun kafasının karıştığını anlayan kadı açıklama yaptı. Birçok şehir İslam topraklarında kendilerinden daha misafirperverinin bulunmadığını iddia eder. Ama sadece Semerkant sakinleri böyle bir ünvana layıktır. Bildiğim kadarıyla hiçbir seyyah barınmak veya beslenmek için para ödemek zorunda kalmamıştır bugüne dek. Misafirleri veya muhtaçları ağırlamak için servetlerini tüketmiş nice aileler tanıyorum. Yine de onların kendilerine pay çıkarıp böbürlendiklerini duyamazsın asla. Her köşe başında gözüne çarpan ve yoldan gelip geçenler susuzluklarını giderebilsinler diye sürekli soğuk suyla dolu olan çeşmelerin sayısı 2000'i geçer. Kimi pişmiş topraktan, kimi bakırdan veya çiniden yapılmıştır ve hepsi Semerkantlıların hayratıdır. İnsanların hayır duasını alabilmek için bir kişi bile bu çeşmelerin üzerine adını yazdırmayı tenezzül eder mi sanıyorsun? Kabul ediyorum. Başka hiçbir yerde böyle bir gönül zenginliğiyle karşılaşmadım. Yine de zihnimi çok meşgul eden bir soruyu sormama izin verir misiniz? Kadı sözü onun ağzından aldı. Ne soracağını biliyorum. Misafirperverlik erdemini böylesine baş tacı eden insanlar nasıl oluyor da senin gibi bir ziyaretçiye karşı suç işleyebiliyor, şiddete başvurabiliyor? Veya uzun Cabir gibi zavallı bir ihtiyara karşı? Bunun tek kelimelik bir cevabı var. Korku.
Buradaki şiddet tamamen korkunun ürünüdür. İmanımız her yandan kuşatılmış. Bahreyn'de Karmatiler, Kum şehrinde intikam saatini bekleyen imamiler, 72 mezhep Konstantiniyye'nin Rumları, her soy ve boydan kafir, özellikle de müritleri Bağdat'ın içine hatta buraya Semerkant'a dek yayılmış. Mısır'ın İsmaililileri çevremizi sarmış. İslam şehirlerinin Mekke, Medine, İsfahan, Bağdat, Şam, Buhara, Merv, Kahire, Semerkant'ın aslında ne olduklarını hiç unutma. Bir anlık gafletle yeniden çöle dönecek vahalardan başka bir şey değil onlar. Her an çıkabilecek bir kum fırtınasının insafına kalmışlar. Kadı solundaki pencereden güneşin gökteki yerini bu işten anlayan bir gözle ölçtü. Ayağa kalktı. Hükümdarımızı karşılamaya gitmenin vakti geldi dedi. Ellerini çırptı. Bize yolluk getirsinler dedi. Yolda kuru üzüm atıştırmayı adet edinmişti. Yakınları ve misafirleri de bu adete uyardı. Bu yüzden ortaya kehribar rengi kuru yemişlerle tepeleme doldurulmuş kocaman bir sini getirildi. Ve herkes ceplerini doldurdu. Façalı suratlı softa sıra kendisine gelince bir tutam kuru üzüm alıp şöyle diyerek Hayyam'a uzattı. Herhalde üzümü şarap biçiminde sunmamı tercih ederdin. Çok yüksek sesle konuşmamıştı aslında ama odadaki herkes sanki efsunlanmış gibi birden soluğunu tutup sustu. Gözlerini Ömer'in dudaklarına dikip kulak kesildiler. Ömer şu cevabı yapıştırdı. İnsan şarap içmek isteyince sakisini ve keyif arkadaşını dikkatli seçer. Façalı suratın sesi biraz yükseldi. Ben kendi payımı ağzıma bir damla şarap koymam. Mekanım cennet olsun isterim. Sen oraya yanıma gelmeye pek istekli değilsin herhalde. Durmadan hikmetler yumurtlayan ulema takımıyla sonsuza dek bir arada kalmak için mi? Hayır teşekkürler. Allah bize başka şeyler vaat ediyor. Söz düellosu bu kadarla kaldı. Ömer adımlarını hızlandırıp kendisini çağıran kadıya yetişti. Şehir ahalisi seni yanında at binerken görsün. Dün akşamın kötü izlenimlerini siler bu dedi. Ömer, kadı efendinin konağının çevresine yığılmış kalabalığın içinde dünkü badem hırsızı kadını tanır gibi oldu. Bir armut ağacının gölgesine gizlenmişti, yavaşladı. Gözleriyle aradı onu ama Ebu Tahir tarafından sıkıştırıldı. Acele et biraz, eğer han bizden önce gelmişse kemiklerini kırdırırım vallaha. En eski çağlardan beri müneccimler bunu hep ilan etmişler ve yalan da söylememişlerdir. Dört şehir, Semerkant, Mekke, Şam ve Palermo isyan yıldızı altında doğmuştur. Yöneticilerine asla kendiliklerinden boyun eğmez, olsa olsa zorla hizaya sokulurlar. Kılıçla çizilmedikçe hak yoluna girmezler. Peygamber Mekkelilerin kibrini kılıç zoruyla alt etti. Ben de Semerkantlıların kibrini kılıç zoruyla yeneceğim. Mavera-ün-Nehir'in efendisi olan Nasır Han, üstün nakışlı örtülerle kaplı, bakır kakmalı dev gibi tahtının önünde el kol hareketleri yaparak konuşuyordu. Sesi yakın çevresini ve misafirleri titretiyor, gözleri orada bulunanlar arasında bir kurban titremeye yeltenecek bir dudak, yeterince tevbekar gözükmeyen bir bakış, geçmişteki bir ihaneti anımsatacak herhangi bir şey arıyordu. Pençesini geçireceği bir av bulamayan Nasır Han merasim giysilerine yapıştı. Onları teker teker söküp çıkarıp öfkeden kudurmuş bir halde yere çaldı. Kendi Kaşgar Türk Moğol lehçesinde sövüp sayarak ayaklarının altına alıp çiğnedi elbiseleri. Töreye göre hükümdarlar üst üste 3, 4, kimi zaman 7 kat nakışlı elbise giyip gün içinde yeri geldikçe bunları teker teker çıkarır, onurlandırmak istedikleri kişilerin sırtına törenle koyarlardı. Şimdi Nasır Han bu davranışıyla o gün çok sayıda ziyaretçisinin hiçbirini ödüllendirmeye niyeti olmadığını göstermişti. Oysa o gün hükümdarın Semerkant'ı her ziyaretinde olduğu gibi şenlikler düzenlenecekti. Ama ilk dakikalardan itibaren keyifler kaçtı. Han, Siab nehrinden yukarı doğru çıkan taş döşeli yolu tırmandıktan sonra şehrin kuzeyindeki Buhara kapısından içeri törenle girdi. Yüzü gülüyordu. Küçük gözleri çukurlarına her zamankinden daha fazla gömülmüş ve daha çekik görünüyor. Elmacık kemikleri güneşin altında kehribar gibi parlıyordu.
Sonra birdenbire havası değişti. Kadı Ebu Tahir'in çevresinde toplanmış 200 kadar şehir ileri gelinine yaklaştı. Ömer Hayyam'ın da aralarına karıştığı topluluğu delici, kaygılı, neredeyse kuşkulu gözlerle taradı. Aradıklarını bulamamış olmalı ki ansızın atını şaha kaldırdı. Sert bir hareketle gem kastı ve anlaşılmaz sözler humurdanarak uzaklaştı. Siyah kısrağının üzerinde kas katı kesilen hükümdar bir daha ne gülümsedi ne de şafaktan beri onun geçişini selamlamak üzere yığılmış binlerce şehirlinin ardı arkası kesilmeyen tezahüratına bir kez olsun cevap verdi. Bazıları bir arzuhalciye yazdırdıkları dilekçelerini ellerinde sallıyordu. Boşuna. Kimse dilekçesini hükümdarla arz etmeye göze alamadı. Onun yerine mabeyinciye başvuruyorlar. O da dudaklarından hiç eksilmeyen bir "Dilekçeniz takip edilecektir" vaadiyle birlikte altından eğilip kağıtları topluyordu. Hanın önünde kahverengi hanedan sancaklarını yukarı doğru kaldırmış taşıyan dört atlı arkasında muazzam bir şemsiyeyi yaya olarak taşıyan yarı beline kadar çıplak bir köle yürüyordu. Kafile iki yanında dalları birbirine karışmış dut ağaçlarının sıralandığı ana yollardan hiç durmadan geçti, çarşılara hiç girmedi. Arik adı verilen başlıca sulama kanalları boyunca ilerleyip Asfizar mahallesine vardı. Han orada Ebu Tahir'in konağının iki adım ilerisinde geçici bir saray yaptırmıştı. Geçmişte hükümdarlar kalenin içinde ikamet ederlerdi. Ama son dönemlerde yaşanan çatışmalar kaleyi tam anlamıyla harameye çevirdiği için orayı terk etmek zorunda kalmışlardı. Artık sadece Türk askerler kalede barınıyor, zaman zaman oraya yurt kuruyorlardı. Ömer, hükümdarın pek cana yakın bir havada olmadığını görünce saygılarını sunmak üzere saraya gitmeye çekinmiş ama meşhur dostunun varlığının gerginliği dağıtmak için uygun bir fırsat yaratacağını uman Ebu Tahir onu da gelmeye zorlamıştı. Yolda giderlerken Ebu Tahir neler olup bittiği hakkında Hayyam'ı aydınlatmaya görev bildi. Şehrin ileri gelen din adamları karşılama merasimine katılmamaya karar vermişlerdi. Nasır Han'ı silahlı muhaliflerin sığındığı Buhara Ulu Camii'ni yaktırıp yerle bir etmekle suçluyorlardı. Han'la din adamları arasında hiç bitmeyen bir savaş var diye açıkladı kadı. Kim zaman açık ve kanlı cereyan ediyor, çoğunlukla da alttan alta ve çeşitli tuzaklarla sürüyor. Hatta ulemanın hükümdarın davranışları karşısında çileden çıkan çok sayıda subayla da ilişkisi içinde olduğu da söyleniyordu. Nasır Han'ın ataları yemeklerini orduyla birlikte yer, her fırsatta kendi iktidarlarının cengaverlerin yiğitliğine dayandığını hatırlatırlardı deniliyordu. Ama kuşaklar değiştikçe Türk hanları Pers hükümdarlarının tatsız alışkanlıklarına kapılmışlardı. Kendilerini yarı tanrı gibi görüyor, etraflarında giderek karmaşıklaşan teşrifat kuralları oluşturuyor, subayları bu kuralları hiç anlamadıkları gibi aşağılayıcı da buluyorlardı. Bu nedenle pek çok subay ulema ile temasa geçmişti. Onların Nasır'ı kötülemesini, İslami yollardan uzaklaşmakla suçlamasını keyifle dinliyorlardı. Hükümdar, askerlerin gözünü korkutup yıldırmak için ulemaya karşı aşırı sert ve kararlı bir tepki gösteriyordu. Gayet dindar bir adam olan babası da koca sarıklı bir başı keserek tahta çıkmamış mıydı? 1072 yılında Han'la yakın ilişkisini sürdüren az sayıda ulemadan biri olan Ebu Tahir, onu ana ikametgahı olan Buhara Kalesi'nde sık sık ziyaret ediyor, ne zaman Semerkant'a uğrayacak olsa onu törenlerle karşılıyordu. Ulemadan bazıları onun bu uzlaştırıcı tavrını hoş karşılamıyor ama çoğunluk Han'la aralarında böyle bir aracının varlığından memnun görünüyordu. Şimdi kadı bir kez daha bu arabuluculuk rolünü üstlenecek, Nasır'a karşı çıkmaktan sakınıp havasındaki en küçük bir değişimden istifade onu daha olumlu duygulara çekmeye uğraşacaktı. Bekledi, zor dakikaların akıp geçmesine izin verdi ve hükümdar yeniden tahtına yerleşip de kıçını yumuşak bir yastığa dayayınca Ömer'in giderek içi ferahlayarak izlediği kurnaz bir manevrayla dizginleri yavaş yavaş hiç hissettirmeden ele geçirmeye başladı. Kadı Efendi'nin bir işareti üzerine mabeyincinin içeri aldığı genç bir cariye savaşın ardından yerde serilip kalmış cesetler gibi uzanan elbiseleri topladı. Artık biraz daha rahat soluk alınıp verilebiliyordu.
Herkes fark ettirmeden kasılmış adalelerini biraz gevşetti. Bazıları hemen yanlarındakinin kulağına birkaç kelime fısıldamayı bile göze aldı. O zaman salonun ortasındaki açıklığa doğru ilerleyen kadı Nasır Han'ın tam karşısında durup başını yere eğdi ve hiçbir şey demeden bekledi. Belki bir dakikanın daha uzun süren bir sessizlikten sonra Nasır güçlü ama bıkkın bir sesle konuştu. "Git, söyle, bu şehirde ne kadar ulema varsa hepsi şafakla birlikte ayaklarıma kapanmaya gelecek. Eğilmeyen başlar kesilecek ve kimse kaçmayı da denemesin. Çünkü gazabımın yetişemeyeceği hiçbir toprak parçası yok." Bu sözlerle birlikte herkes fırtınanın geçtiğini, ufukta bir çözüm göründüğünü ve hükümdarın ortalığı kasıp kavurmaktan vazgeçmesi için din adamlarının geri adım atmalarının yeterli olacağını anladı. Nitekim ertesi gün Ömer saraya giden kadıya yine eşlik ettiğinde hava tanınmayacak kadar değişmişti. Nasır, üstü koyu renk bir kilimle kaplanmış divan benzeri tahtına oturmuştu. Tahtın yanında duran bir köle gül yaprağı şekerlemeleriyle dolu bir tepsi tutuyordu. Hükümdar bir şekerleme seçti, dilinin üstüne koydu, damağına bastırıp eritti. Sonra da elini uyuşuk bir harekette başka bir köleye doğru uzattı. O da parmaklarına hemen kokulu su döküp aceleyle kuruladı. Heyetler birbiri ardı sıra gelip giderken bu şekerleme ritüeli belki 20-30 kez tekrarlandı. Heyetler şehrin mahallelerini Asfizar, Pençkin, Zagrimaş, Maturidi, Kazancılar, Kağıtçılar, İpekçiler veya Sakallar gibi esnaf ve zanaatkar loncalarını, bu arada himaye altındaki cemaatleri yani Yahudileri, Mecusileri ve Nasturi Hristiyanları temsil ediyorlardı. Hepsi önce yeri öptü, sonra yeniden ayağa kalktılar. Sonra yeniden uzun bir temenna ile hükümdarı selamladılar. En sonunda Nasır Han doğrulmalarını işaret etti. O zaman sözcüleri birkaç cümle söyledi. Sonra geri geri çekildiler. Gerçekten de salondan çıkmadan önce hükümdara sırtını dönmek yasaktı. Tuhaf bir alışkanlık. Saygınlığına fazlasıyla düşkün bir hükümdar mı çıkarmıştı bu adeti? Yoksa aşırı kuşkucu bir ziyaretçi mi? Daha sonra sıra hem merakla hem de kaygıyla beklenen ulemaya geldi. Sayıları 20'den fazlaydı. Ebu Tahir onları hiç zorlanmadan ikna etmişti. Öfkelerini yeterince göstermişlerdi. Artık bu yolda ısrar etmek bir şehadet arayışı anlamına gelecekti ki hiçbirinin böyle bir niyeti yoktu.